şovmen Mehmet Ali Erbil'in borçlarıyla başı dertte. Borç çok abicim. Ne kadar borcu var? Bu da gecelerin köpeği. Layla, Reyna, Nişmiş hepsine girip çıkıyoruz onlar. Ne yapıyor acaba? Büyük Usta Kayahan neden Serdar Ortaç'ı yerden yere vurdu? Cevap veremem. Cevap vermek haddim değil. Saygımdan Cem Yılmaz şimdi de ressamlığa mı soyundu? Elinden her iş geliyor. Evet, daha neler yaşanmadı ki bu hafta İstanbul gecelerinde. Ama önce gecenin bir diğer yüzüne, sokaklara gidiyoruz. İşte evsiz barksız bir adam. Kulübeler evi olmuş. Belli ki gidecek ne bir evi ne de kimsesi var bu adamın. Çaresiz telefon kulübesine sığınmış tek dostu da bir köpek. Bu soğuklarda Allah yardımcısı olsun diyoruz, doğuşu görüyoruz, yemek yiyor dostlarıyla. Sürpriz hazırlıyormuş. Adı bizde saklı. Az kaldı. Biraz daha sabredelim. Geçiyoruz Beşiktaş Kültür Merkezi'ne, Yılmaz Erdoğan'ın oyununa. Dışarısı yine her zamanki gibi kalabalık. Cem Yılmaz da gelmiş, tablolarla oynayıp duruyor. Ressam mı olacak ne? Olur vallahi. Zaten çiziyordu, şimdi de boyar. Ne var yani diyoruz ve turumuza devam ediyoruz. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kardeşi Mustafa Erbil'le bir restorandan çıkıyor, keyfi de yerinde gözüküyor. Şoför. Ben erken ayrılıyorum. Abimler burada kalıyorlar. Yeni bir programa daha başlıyormuş, bu yüzden keyifliymiş. Ama baksanıza bir türlü derdi, pardon, borcu bitmiyor Mehmet Ali Erbil'in. Ne bitmez borçmuş? Borç çok abicim, borç sanatçının kamçısıdır. Bu da geçer, bu da geçer, alışmalısın. Okan Bayülgen'de Nişantaşı sokaklarında. Yanında Avrupa yakasının şesusuyla bir de bayan var. Arabadan iner inmez çocukların saldırısına uğruyor Okan ve arkadaşları. Para, para, para. Programına konuk ettiği Şesu'yla gece gezmesine çıkmış, yanından ayırmadığı Kübalı sevgilisi de yok. Peki bu bayan kim acaba? Arkadaşlarıymış. Hepimiz arkadaşız. Hadi bakalım öyle olsun diyor, İstanbul gecelerine Ebru Gündeş'le başlıyoruz. Kulakların parasını sildi. Bayiler toplantısında sahne alan güzel sanatçı söylediği güzel şarkılarla adeta geçmişe dönmüş. Şimdi de Serdar Ortaç'ın yanında magazin. Büyük Usta Kayahan'ın Serdar Ortaç'ın dinlenilmeyecek, katlanılmayacak sesi var sözlerini iletiyoruz yakışıklı popçuya. Kayahan diyorsa doğrudur. Gibi Kayahan olunca mevzu, büyük bir isim olunca insan şaşırıyor tabii. Cevap veremem, cevap vermek haddim değil çünkü çok benden çok ileride bir usta. O yüzden ne cevap veririm yani? Hem yaşım yetmez, hem bilgim yetmez, hem kafam yetmez. Şaşırıyor, Kayahan Usta'ya cevap vermek bana yakışmaz diyor. Ama Allah'ın verdiği bir ses. Bu sesle 13. seneme girdim. 8. albümü bitirdim. Bu sesle yaşıyorum. Neyse diyor, İbo'ya geçiyoruz. Ünlü türkücü yine dertleşiyor hayranlarıyla. Benim kadar seven yoktur. Dünyada karı sevdim, bana hiçbir şey sevmem. Allah'ım yok. Allah beni de edemez. Ağzını çıkmış, iltere edemez. Zincir yılı var. Şimdi de
Gülşen'in yanındayız. Kendisine güzel denmesinden bıkmış artık ünlü popçu. Dışarıdan bakan insanlar ne düşünüyorsa onlar daha önemli. Çirkin diyorlarsa doğrudur. Ben güzelim seksiyim desem ne olur yani öyle değilsem eğer. Dışarıdan bakan insanlar, ikinci, üçüncü gözler ne diyorsa odur benim için. Çirkin diyorlarsa da doğrudur. Güzel diyorlarsa da doğrudur. Geçiyoruz bir barda sahne alan Yıldız Tilbe'ye. Evi bitirecek galiba. Berdan, para biriktir, yazacak galiba. Tekrar sokaklara dalıyoruz. Muhteşem bir kangal köpeği dikkatimizi çekiyor. Gecenin saat 4'ü olmuş. Ne işi var acaba bu köpeğin bu saatte dışarıda? Gecelerin köpeğiymiş. Layla, Reyna, Nişmiş hepsine girip çıkıyoruz onlar. Tabii herkes tanır o zor. Şampiyonmuş. Dedesi 2000 Sivas şampiyonu. Babası yine İstanbul'da şampiyonluk kaldı. Kuzeni yine şampiyonluk aldı. Kendisi yine şampiyonluk aldı. Bütün sülalece şampiyonlar. Herkes gezmiyor tabii ki. Çalışan da var. İşte Azra Akın'ın sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ. Dizi çekimleri için gece boyu teknede sabahlıyorlar. Beyaz da oyundan çıkmış, biraz eğleneyim demiş. Oyundan sonra dinlenmeye mi geldiniz? Eğlenmeye. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan popçu Ayşegül Aldınç da dışarıda eski manken Ömer Seval'le turluyor. Acaba aşk mı? Onu bilemiyoruz. Onlar da bir şey söylemiyor zaten. Evet, bu haftada İstanbul gecelerinden görüntüler böyle. Haftaya neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz.